Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet, İnsan suresi 19. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Yetufu, bu tavaf fiili buradan geliyor. Yani dolaşmak, tavaf etmek anlamında. Zaten tavaf kelimesi de buradan geliyor. Daha önce bunun yutafu şeklinde görmüştük. Bu insan suresi içerisinde. O zaman dolaştırılır anlamında, edilgen. Bu şekilde yetuf olduğu vakit dolaşırlar anlamında. Yetufu aleyhim. Ale normalde üzerinde demek, ancak etraflarında şeklinde çevirmek daha doğru olur. Yani yetufu aleyhim onların etrafında. Vildanun. Vildan erkek, genç erkekler anlamında. Tabii hizmet etme anlamında. Mukalledun. Ve mukalledun da kelime anlamı olarak yine sonsuz anlamında. Yani vildanun mukalledun, gençliği sonsuz olan, o şekilde çevirmek mümkün. Erkekler onların etrafında dolaşır. İze, dığında dinde demekti biliyorsunuz. İze İngilizceye when gibi çevrilebiliyor ya da if gibi çevrilebiliyor. İze ra'eytehum, ra'eyte tek başına gördün demek, ama izâ ra'eyte gördüğünde, hum onları gördüğünde, hasibte. Bu hasibte zannetmek anlamında, düşünmek, hesap etmek. Hasibe fiilinden geliyor. Hasibte sen onları zannedersin. Lu'lu'en, lu'lu'en de inci anlamında. Lu'lu'en mensura. Yani yayılmış, saçılmış, inci sanırsın diyor. Evet, burada en round about them, yani onların etrafında will serve boys of everlasting you. Yani everlasting you ifadesi. Everlasting sonsuz anlamı, sonsuza dek süren youth. Yani gençliği sonsuz olan erkek çocukları onlara hizmet eder. If you see them. Bakınız bu if you see them, biraz önce söylemiştik. İze if'le çevrilebilir demiştik. Bazen de when'le çeviriyor. If you see them, sen onları gördüğünde you would think, düşünürsün them scattered pearls. Yani onların onların scattered pearls. Yani saçılmış inciler olduğunu düşünürsün. Burada if you see them, bakınız geleceğe dair bir ifade, if you see them, yani sen onları görürsen zannederdin gibi çevirmek. Yani you would think them scattered pearls. Halbuki onlar saçılmış inciler değiller yani. Onlar nedir? Ona benziyorlar. Bu if'in farklı yapıları vardır. Mesela bir gerçekliği ifade ederken mesela bu şekilde if you see them, görürsen, burası genel anlamda will oluyor. Ama burada mesela şurası geniş zaman olmasına rağmen would kullanılmış. Evet, senin onları görme ihtimalin var cennette, ama you would think ifadesi. Yani sen onları saçılmış inciler görür sanırdın, olduklarını düşünürdün ifadesi. Tabii bu onlar saçılmış inci değil, ama sana o izlenimi veriyor. Ve ize dığında deyinde ra'eyte. Ra'eyte tek başına gördün demek. İze ra'eyte gördüğünde, summe ra'eyte. Yeniden gördüğünde, iki defa kullanılmış bu. Yani sen onları tekrar tekrar gördüğünde diye belki çevirmek mümkün. Evet, ya da ne'imen ve görürsün, ne'imen ve mulken, mülk, kebira. Büyük bir mülk görürsün. Mülken kebira. Bunu mesela eğer bu ifade özne durumunda olsa bunu şu şekilde görürsünüz. Mülkun kebirun diyerek. Ancak burada nesne olduğu için mülken kebiran şeklinde oluyor. Yani enli bitiyor. Arapçada isimler yani sıfatlar isimleri takip eder. Sıfat tamlamasında ve isminin harekesini alırlar. Genel anlamda bu şekilde. And when you look there. Burada bakınız when you look there ifadesi baktığında,
Biz biraz önce gördüğünde diye çevirmiştik. When you look there, oraya baktığında in paradise, cennette you will see a delight. Yani orada bir zevk, bir mutluluk, nimet görürsün. That cannot be imagined. Yani that cannot be imagined, hayal edilemez. Hayal edilemeyen. Bakınız buradaki that an end diye çeviriyor. Şurası cannot. That cannot be imagined, yani hayal edilemeyen bir nimet görürsün. And a great dominion, ve büyük bir mülk. Bu dominion, mülk anlamında. Biraz önce şunu söylemiştik. İze, dığında, deyinde anlamında İngilizce'ye çevriliyorken bazen if, bazen de when diye çevirir. Bakınız şurada ize, burada if diye çevrilmiş. Sase anlamında, yani şart ifadesi gibi. Burada işte buradaki ize when diyerek çevirmiş. Evet. Aliyehum onların yani üzerinde siyabun. Buradaki aliyehum ifadesi yani var gibi çevirmek mümkün. Yani onların üzerleri siyabun elbise, sundusin ince hudrun yani yeşil ve istibrak ve kalın elbiseler vardır ve hullu onlar süslenmişlerdir. Esavira bileziklerle süslenmişler. Min fiddatin gümüşten bileziklerle ve sekahum sulamak anlamında, su içirmek anlamında sekahum rabbuhum onları Rableri. Bakınız Rabbu özne olduğu için arkadaşlar Rabbu şeklinde oluyor. Bunu bazen Rabbe diyerek, bazen Rabbi, tabi burası Rabbi olunca sonunda Rabbihim diye bitiyor. Bu şekilde görebilirsiniz. Bu sadece cümle içerisinde göreviyle alakalıdır. Yani Rabbuhum dediğinizde onların Rabbi, yani demek ki burada Rab kelime olarak nedir? Öznedir. Onlara Rableri şeraben içecek içirirler. Tahura yani tertemiz bir içecek içirir. Tabi bu içirdi birebir çevirdiğiniz sekahum içirdi. Ancak olay gelecekte olacağı için içirecek diye İngilizce çeviride daha çok hep will var. Biz Türkçe çevirirken içirir diye çeviriyoruz. Hatta bazen içirmiştir geçmiş zaman gibi çevrilen çevirilerde söz konusu. Evet, their garments bu elbiseleri will be of fine yani olacak diyor. Of fine green silk. Yani yeşil ipekten olacak. Bu fine'ı güzel, oldukça güzel yeşil ipek diyerek almak mümkün. And gold, bakınız burada altından bahsediyor ama Türkçe'ye çevirirken altın hiç demedik burada. Gold embroidery. Embroidery nakış demek. Altın nakıştan olacak diyor. Biz ne diye çevirdik? Kalın ve ince diye çevirdik. Evet, they will be adorned. Süslenecekler. Bakınız, they will şu will acekecek demek biliyorsunuz. Eğer adorn olsa tek başına süsleyecekler ama şu be fiili ardından fiilin üçüncü hali. Bu düzenli fiiller olunca her zaman iyi değil oluyor zaten. Bu geldiği vakit edilgen bir ifadedir. Yani bunun anlamı nedir? They will be adorned. Süslenecekler. Neyle? With bracelets, bileziklerle. With bracelets of silver. Silver, gümüş. Gümüşten bileziklerle süslenecekler. And their Lord, onların Rableri, will give them a pure drink. Rableri onlara tertemiz bir içecek verecek. Bakınız will acakecek. Will'den sonra gelen give, vermek demek. Will give, verecek anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Evet. Yani şu pure kelimesi temiz anlamındadır arkadaşlar. İnne heze, işte bu diyor. Kâne lekum. Kâne kelime anlamı olarak idi demek. Ancak biraz önce dediğimiz gibi olay gelecek zamanda olduğu için biz bunu dırdır diye çevirmek mümkün. Kâne lekum sizin için cezaen yani bir karşılık günüdür. Karşılıktan kasıt ceza ifadesi yani Türkçe'de ceza kelimesini kullandığımızda genelde olumsuz bir anlam oluşuyor zihnimizde ama bu karşılık yani yapılan şeylerin karşılığı. Tabii yukarıda hep olumlu olduğu için buradaki ceza en ifadesini mükafat diyerek
çevirmemiz daha doğru. Ve kâne sa'yukum, kâne yine biraz önce söylediğimiz gibi idi anlamında, ancak gelecekle ilgili konuştuğumuz için bunu nedir? Şey olarak alabiliriz, yani gelecek zaman olarak alabiliriz. Kâne sa'yukum, sizin çalışmalarınız meşkura ve çalışmalarınız kabul edilecektir. Ya da eğer geçmiş zaman gibi çevirecek olduğumuzda kabul edilmiştir şeklinde çevirmek de mümkün. And it will be said to them. Bu onlara söylenecek. Bakınız, yine be fiili var. Be fiilinden sonra gelen kelime fiilin üçüncü halidir. Bu mesela say fiili ikinci ve üçüncü haller aynı şekilde. Said. It will be said to them. Onlara söylenecek. Ne söylenecekmiş? Verily. Doğrusu. This is a reward for you. Yani bu sizin için bir mükafattır. And your endeavor, yani your endeavor kelime anlamı olarak çalışma demektir. Gayret anlamında endeavor has been accepted. Yani sizin çalışmalarınız kabul edilmiştir. Bakınız yine şurada be fiili demiştik. Şurada yani be'den sonra fiilin üçüncü hali. Bu be'nin de üçüncü hali been. Has been accepted, kabul edilmiştir diyerek İngilizce bu şekilde almış. Evet. Burada inne, şüphesiz biz. Bunu bazen daha da uzatıldığını görürsünüz. Özellikle mesela Kevser suresinde vardır. İnne, ardında elif geldiği için uzatılır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İnne, şüphesiz biz. Nahnu, nahnu zaten biz anlamında. Nezzelne, biz indirdik. Bakınız burada nezzelne ifadesi tek başına biz indirdik demektir. Şu sonun ne ile bittiği için. Yani mesela nezzelne, biz indirdik. Mesela kişi nezzeltu dediği vakit ben indirdim. Nezzelte, sen indirdin. Bu şekilde gidiyor. Mesela nezzele, o indirdi. Ama buraya aldığımızda nezzelne, biz indirdik. Bakınız hem inne, hem nahnu, hem nezzelne, üçü de biz anlamına gelen. Yani şüphesiz biz indirdik. O zaman burada vurgulu bir ifade söz konusu. Aleyke, sana indirdik. El-Kur'ane, Kur'an'ı indirdik. Tenzile. Ve bu tenzile ifadesi de yine Kur'an'ı biz indirdikçe indirdik. Bunu yavaşça indirdik. Kısım kısım indirdik gibi çevirmek mümkün arkadaşlar. Verily, doğrusu biz. It is we. Yani doğrusu it is we. Yani biziz diyor. Ve burada şöyle bir kullanım yapılmış İngilizce'de. An en çevirisi yani. It is we who. Yani an biziz. Kim peki? Have sent down. Yani sana gönderen, indiren biziz. Kur'an'ı indiren biziz. The Quran to you. Bakınız orada neydi? Kur'an'ı sana biz kısım kısım indirdik diye çevirmiştik. Ama burada sana Kur'an'ı indiren biziz diye çeviriyor. Ve bu çevirme eyleminin arkadaşlar. Bakınız have sent. Bunu şöyle düşünelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'in indiği andan itibaren bu ayetin inmesine kadar geçen sürede have sent. Yani biz Kur'an'ı sana indiriyoruz ve bu devam ediyor. İşte o en baştaki ayetten bugüne kadar sana Kur'an'ı indiriyoruz. Bu böyle bir anlamdır. Bakınız Türkçe'ye çevirdiğimizde böyle bir anlam yok yani. Ama İngilizce'den eğer bunu bu şekilde aldığımızda have sent down dediğimizde arkadaşlar böyle çeviriyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz sana o Muhammed, bunu da may peace and blessings be upon him, yani sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde çeviriliyor. By stages, yani stages de aşama aşama, kademe kademe indirdim. Evet, öyleyse bu F'nin anlamı arkadaşlar öyleyse demek. Bu normalde günlük hayatta usbur diye kullanılıyor. Usbur usbur, hatta böyle çok sıklıkla kullanılan bir kelimedir sabret anlamında. Burada usbir buna dönmüş. Ve şu şekilde mesela fasbir, sabret. Öyleyse ne için? Li hukmi, hükmüne sabret. Yani Rabbike, Rabbinin hükmüne sabret. Evet. Yani Rabbinin emrine diyebiliriz burada. Ve la tuti', yani tuti' ise itaat etme. Kime? Minhum, onlardan. Biliyorsunuz min dandan demek, hum ise onlar. Onlardan esimen, kötülere, ev kefura, kafirlere itaat etmedi. Yani bizim böyle bir sorumluluğumuz da var.
durum ne olursa olsun Allah'ın emirlerine karşı sabırlı olacağız ve kötü kimselere, günahkar kimselere ve kafirlere itaat etmeyeceğiz. Therefore, öyleyse, be patient. Bakınız, şu therefore sıklıkla kullanılan bir kelimedir arkadaşlar. Not edelim bunu isterseniz. Therefore, öyleyse, bu yüzden, bundan dolayı, be patient, sabırlı ol. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem with constancy. Constancy, süreklilikle, devamlılıkla to the command of your Lord. Yani Rabbinin emirlerine devamlılıkla sabırlı ol. Allah by doing your duty. Yani peki ne yapacağız? Buradaki by doing arak erek anlamında. Parantez içerisinde bir bilgi. By doing your duty to him. Yani ona karşı sorumluluklarını yerine getirerek. Yani insan demek ki sorumluluğunu yerine getirmiyorsa sabırlı olmuyor demek. And conveying his message to mankind. Ve onun mesajlarını insanlara ileterek. Ha demek ki insanoğlunun bu sabırda parantez içerisinde nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında inen bu ayet aynı zamanda bizim de sorumluluğumuz. Bir, Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ve sabırla insanlara Allah'ın mesajını ileteceğiz. And obey. Burada itaat et bakınız. İtaat et diyor. Ama neither dediği vakit arkadaşlar o zaman itaat etme. Kime? Neither no. Yani diyor ki ne bir günahkara ne de onlar arasından inkar edenlere disbelieve, inkar eden demek, inkar edenlere itaat et. O zaman ne onlardan günahkara ne de disbelieve among them, yani inkar eden kafirlere itaat etme diyor. Yani şartlar ne olursa olsun bir Müslümanın itaat etmemesi gerekiyor arkadaşlar. Ve devam ediyor. Burada vezkur. Bu normalde bir kişiye uzkur şeklinde söylenir arkadaşlar. Uzkur. Emrettiğinizde son hareket cezimli olur. Yani emirde genel anlamda bu şekildedir. Tabii istisnalar olabilir yani ama çoğunluk bu şekilde. Mesela diyelim gale gul. Yani gale dedi demek, gul de demek, söyle demek. İşte ekele yedi demek, kul ye demek. İşte zehebe git demek ama izheb dediğinizde ne diyorsunuz? Şey zehebe gitmek demek, izheb dediğinizde git demiş oluyorsunuz. Dolayısıyla Arapçada emrediyorken kelimenin sonu yani fiilin sonu cezimli oluyor. Peki burada vezkuri olmuş. Bu da şurası isme ancak buradan dolayı ne olmuş? Vezkur isme. Yani şurası iyili olmuş. Ne diyor? An, hatırla. İsme Rabbike, Rabbinin ismini hatırla. Bakınız Rabbinin ismini hatırla derken normalde bu eğer özne olsa ismu Rabbike. Ancak burada nesne olduğu için şurası isme yani iye dönüş, şey e'ye dönüşmüş. Vezkur isme Rabbike, Rabbinin ismini hatırla, an. Ne zaman? Bukraten. Bukraten kelimesi anlam olarak arkadaşlar sabah olarak kullanılıyor ve asile. Asile ise genel anlamda Türkçe'de akşam olarak kullanılıyor. Yani sabah akşam Rabbinin adını an. Buradan kasıt aslında sabah namazı, öğle namazı ve ikindi namazını kıl şeklinde. Yani Türkçedeki parantez içerisindeki bilgiler de bu şekilde geçiyor. Şu bukra ile ilgili bir şey söyleyeyim. Günlük hayatta mesela Arap dünyasında çok sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Yarın demek bukra. Mesela bir işe gidersiniz adam bukra der. Yani hiç işi de olmasa genel anlamda böyle bukra çok yaygın kullanılır. Yani yarın gidersiniz yine bukra ile karşılaşabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Evet, and remember, remember hatırla demek. The name of your Lord, Rabbinin ismini every morning. Bu arada Lord ifadesi arkadaşlar Rab demektir bu literatürde. Normalde Lord diyerek Türkçe'de bu şekilde Lordlar falan diye kullanılıyor belki ama burada yani Kur'an-ı Kerim içerisinde geçen Lord ifadesi Rab demek, Lord. Every morning, her sabah, and afternoon ve her öğleden sonra. Peki nasıl anacağız? Offering of the morning, sabah namazını kılarak, fecr. Arapçada sabah namazı biliyorsunuz, fecr. Zuhur, öğle namazı demektir arkadaşlar. Burada hiç öğle dememiş. And asr, bu da asr da ikindi namazdır. Asr, prayers. Prayers da namazın kendisi oluyor. Evet, Rabbim hatalarımızı affetsin arkadaşlar.